Arkadaşlar merhabalar. Bugün yeni meta ile oldukça güçlenen ve son zamanlardaki kullanılan birçok desteğe de anti olan Cellat Kasırgalı Mezarlık destesiyle oynuyoruz. Anka kuşuna karşı zaten Cellat gerçekten çok etkili bir kart. Yumurtasına da karşı. Onun dışında yeni gelen kartlar da eklenmiş. Güzel, mükemmel bir deste olduğunu söyleyebilirim. Kesinlikle de denemelisiniz arkadaşlar. Çünkü şu anda metadaki birçok desteğe karşı da avantajı var. Evet, ilk rakibimizi bulduk. Hugo geldi. Hugo ile oynuyoruz. Eski bir çocuk çizgi filmi mi ne vardı böyle Hugo diye. Böyle burnu büyük bir tane çizgi film kahramanı vardı Hugo diye hatırlıyorum. Hatta onun bir televizyon programı mı vardı? Böyle benim yaşıtlarım bilirler. Tolga abi vardı herhalde. Böyle tuşlara basarak falan Hugo'yu götürüyordunuz. Bir tane nickten nereye geldik şu an? Yani o dönemi hatırlayan harbi old'dur yani öyle diyebilirim. Evet roket geldi. Yani anka kuşuyla roket ne zamandan beri kullanılıyor acaba? Yani hiç beklemiyordum açık konuşmak gerekirse. Çünkü anka kuşuyla roket kullanılmıyor açıkçası. Biz de o zaman tersten gidelim. Rakibin tarafından gitmeyeceğim. Evet. Logbait'e anka almış. İnanılmaz yani Logbait'e de nasıl aldın gerçekten. Hani her desteği alınır belki anlarım da Logbait'e bilmiyorum. Şöyle yapalım. Sağlı solda ikisine de vuralım. Güzel. İşte keşişin bu tür yerlerde çok avantajı var. Hatta bir mezarlık denerim ben. Bir şey gelsin donduracağım. Şöyle dondurayım hemen. Çok güzel. O keşiş de vuracak oraya. Tertemiz rakibi yakaladık. Keşişi mükemmel kullandık. Hem topu hem prensesi aldık. Sonrasında da güzel bir tank, güzel bir dondurmayla da artık maçı bile kazandık diyebiliriz. Bundan sonra savunmaya dayalı bir oyun oynayacağız. Tamam. Ana kulemizi de açalım. Tertemiz. Şuradan bir iskeletler dağıtalım. Evet, haddinden fazla vurdun ama. Haddinden bayağı bir fazla vurdun. Tamam. Ama orayı alamayacaksın. Biz de şimdi sağdan devam edeceğiz. Kazandık diyemeyeceğim yani çünkü çok vurdu. Ama buradan bir keşiş mezarlık deneyelim. Sonuçta rakip sağ tarafı alacaksa biz de soldan vuralım. Daha doğrusu yönleri şaşırdım. Farkındayım ama. Tamam sıkıntı yok. Şöyle Anka'yı buradan atacağım. Roket attırmak istemiyorum. İlk şöyle bir buz ruhu atalım. Güzel. Çok güzel savundum bu arada. Hemen buradan cellatı atıyorum. Tamam yani dediğim gibi Anka kuşuna karşı en etkili kartlardan, en etkili hatta kombolardan birisinin Cellat Kasırga kombosu olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Çok temiz savunuyorsunuz Cellat Kasırga kombosunu gerçekten. Hemen mezarlığı atıyorum. Şöyle bir şey de yapalım. Orada o topu da indirelim. Ardından kuleye de vuralım. Çok güzel. Şimdi de dondurdum. Cellat vuracak orada. Cellat vuracak. Leri de vuruyor. Bir tane daha vur. Mükemmel. Dediğim gibi arkadaşlar cellat yani şu metada bence kullanmanız gereken kartlardan birisi. Bayağı iş yapıyor çünkü. Hemen bir anka kuşur mezarlıkta tekrardan deneyelim. Roket de atabilir oraya. Şöyle hatta güzel bir kasırga atalım mı orada? O gelirse mükemmel olur. Mükemmel bir kasırgayla finali yaptık mı? Tamamdır. Mükemmel bir final yaptık. Ve Hugo'yu yendik. Evet Hugo da zaten Fransız bir ismi biliyorum. Evet. 8 galibiyetteyiz. Sefiller kitabının yazarının da Hugo'ydu ama tam ismini unuttum şu an ama Hugo'ydu yani bir ismi. Evet, rakibimizi bulduk. Hobbit geldi. Hobbit de bir çizgi film miydi? Bir film yok. Film de herhalde bilmiyorum. Filmlerle o kadar aram yoktur. Hani tarihi severim ama filmlerle aramın çok iyi olduğunu söylenemez. Ha, bu arada Victor Hugo'ydu şu an hatırladım. Sefiller isimli bir kitap yazmıştı. Gerçekten çok güzeldir arkadaşlar. Kesinlikle okuyun. Jean Valjean'dı herhalde adamın adı. Tekrardan bulduğu bir kız çocuğuyla hayata tutunmaya çalışan bir adam diyebiliriz. Gerçekten çok güzeldi yani. Evet. Şimdi o elektrodev bizim moralimizi bayağı bir bozdu gerçekten. Atla orada. O şey yumurta çıkmasın orada. Güzel. Yumurtanın çıkmaması iyi oldu.
Elektro Dev'e karşı iyi bir savunma kurmamız lazım arkadaşlar. Hobbit neydi bilmiyorum yani, izlemedim. Neyse biz maçımıza odaklanalım. Evet, kasırga geldi. Şu arkadan bir keşiş dedemizi atalım. Önceki maçta gerçekten çok iyi iş yaptı keşiş dedem. Elektro Dev'i de bastı. Elektro Dev böyle sanki gülüyor gibi geliyor bana. Sanki gülüyor gibi arkadaşlar. Şu an bir dikkatli bakarsa gülüyor mu sizce? Şu an gelirken bir gülüyor gibi sanki. Güle güle geliyor sanki. Ben bir yanlış görüyorum. Böyle aslında bir dondurabiliriz. Hatta donduralım mı arkadaşlar? Çok daha iyi iş görürüz. Aynen. Sonra canlandıktan sonra bir de dondurma atalım. Buz ruhu atalım. İyice yani. Belki bu arada dondura dondura savunalım. Cellat zaten hani destenin kahramanı. Anlatmaya gerek yok. Görüyorsunuz da diye diyorlar yani. Öyle gerçekten. Böyle iskeletleri de atalım. Bu arada yeni gelen şöyle yapacağım arkadaşlar. Şimdi o top vurursa da şey yaparız. Top vuracak ona. Top vur. Çok güzel. İkisi, hepsini birden alacağız şimdi. Çok güzel. Keşiş neler yaptın orada? Keşiş mükemmelsin ya. Çok güzel. Orayı bir dondurma kombosuyla falan savunuruz gibi ama tersten gelirse o sıkıntı. Tersten gelebilir mi? Umarım gelmez. Eyvah. Bu çok kötü oldu. Bu çok kötü oldu. Acilen şöyle keşiş dedemi atıp savunalım. Keşiş dedem zaten mükemmel. Yani bizi çok fena kurtarıyor. Şu an daha da iyi tecrübe ettim. Tamam. Şöyle atıyorum. Bir de şöyle bir kasırga. Eyvah. Eyvah eyvah. Şunu atıp bir de donduracağım. Çok vurmasın. Keşiş dedem nereye ittiriyorsun elektro devi? Şöyle gel. Tamam. Buraya gel. Eyvah eyvah eyvah. Şöyle yapalım. Şu an çok odaklandım arkadaşlar. O yüzden konuşamayabilirim biraz. Yani maç odağındandır. Cellatı elektro dev için kullanmak istiyorum. O yüzden şu an. Hatta şu an kullanacağım ya. Bir hata çıkarız belki. Bir deneyelim şansımızı. Bir de elektro dev attı. İnanılmaz. Hemen deneyelim. Güzel. Burayı savunacağım ama riske atmak istemiyorum. Zaten avantajlıyım. Güzel. Vurur muyuz? Vur Anka. Bir tane daha vur. Çok güzel. Elektro devi de yendik. Hobbit'i de yendik. Zor bir maçtı bizim için. Özellikle bir an gerçekten kaybediyorum gibi düşündüm ama sonuç olarak kazandık. Özellikle yani maçı bize kazandıran kesinlikle cellat ve olduğunu söyleyebilirim. Keşiş dedemin olduğunu söyleyebilirim. Keşişle cellat güzel iş yaptı. Evet, rakibimizi bulduk. Rosen geldi. Bu arkadaşı ben yenmiştim bu arada. Normal kupada yenmiştim. Şu an tabi tekrardan oynuyoruz. X10 muydu? 5 miydi? V'ydi 5 sanırım. Şu an Rome rakamıyla bir şeyler yazmış. Cellat vur. Cellat mükemmel. Orada onu korusak iyiydi de. Hatta ana kuleyi de açabilirdik ama neyse. Mezarlık atmayacağım. Çünkü çok agresif olur. Rakip sanırım havan oynuyor. Şöyle buz ruhunu atacağım. Özellikle cellatı da harcamamız çok kötü oldu. Çok fena geliyor şu an. Tamam. Şöyle. Hatta keşişi de atacağım. Ardından bir de buz ruhu. Şu an hani gene biraz sıkıntı olduğu için odaklandım ama tamam, rahat savunduk şu an diyecektim. Yani o anka kuşu nereden çıktı şimdi? Yani o anka kuşu biraz bizi bozdu ama. Yani küçük birimli kartları çok fazla. Bu yüzden cellatı iyi kullanmamız lazım. Hani orada bir cellatı kullandık. Sonra rakip güzel bir şekilde değerlendirdi. Sağlam oynamamız lazım. Şöyle cellatı atacağım burada. Şöyle bir dur ya sen. Donduracağım seni. Aslında kasırga da atabilirdim ama hani küçük birimler için kasırgayı tutmak istedim. Hemen buradan hızlıca halledelim onun işini.
Hemen köprüden atıyorum ki arkadaşlar hızlı hızlı eritelim onu. Küçük. Açacak mısın şeyini? Açmadım. Tamam. Muhtemelen arkadan gelecek. Ana kulemizi açalım. Ya bu arkadaş herhalde bizim kasırgamızın olduğunu bilmiyor. Hani iyi oynuyor ama hani bizim kasırgamızın olduğunu bir unutmuş gibi. Alalım orada, o köprüde kalmasın. Güzel. Vur. Vur keşiş. Mükemmelsin. Yani o nasıl orada tekrardan çıktı? Gerçekten bizde şans yok ya. Şöyle gel. Savunacağım arkadaşlar. Buna hemen öyle atak yapılmaz. Dikkatli oynamak gerekir. Keşişi de atıyorum. Özellikle Dart Goblin'i bizim için çok büyük bir anti. Zaten mezarlığın en büyük antilerinden birisi. Bir dart atsan oraya mükemmel olur aslında. Tamam, şöyle gel. Tamam, fena savunmadık yine. Ama yani atağa çıkamıyoruz, sorun o. Cellat'ı atalım. Onu orada alırız. Alev topu çıktı bir de. Keşişi de atıyorum. Kart döngüm gerçekten berbat. Yani bir şekilde şu mezarlığı dondurmayı falan harcamam lazım. Zaten atağa hiç çıkamadım. Çünkü dediğim gibi Dark Goblin'i çok büyük sıkıntı bizim için. Anti yani zaten. Direkt olarak. Şöyle bir gelin ya siz. Şöyle bir gelsenize. Cellat'ın orayı görmesi çok kötü oldu. Hayır, hayır, hayır. Şöyle vur cellat. Şöyle gel. Keşişi de atacağım. Orada onun ölmesi bizi bitirdi. Madenci gelebilir. Şöyle buradan bir cellat. Yani özellikle Dark Goblin'in olması bizi hiçbir şekilde atağa çıkaramadı. Ve sonuç olarak sanırım GG olduk gibi. Tebrik ederim. Güzel bir maçtı. Yine de arkadaşlar kesinlikle yani bu desteği denemeniz lazım. Yani çünkü evet Dart Goblin'e karşı anti ama hani Clash Royale'de antisi olmayan bir deste yok. Bununla birlikte çoğu meta destesine karşı da zaten etkiliydi. Yani çünkü ben hani belki diyeceksiniz ki sağdan falan deneseydin şansını. Ben sağdan atak yapsaydım yani geri dönüş olmayan yollara girebilirdim. Maç çok daha hızlı bitebilirdi aslında. Ama sonuç olarak güzel maçtı. İyi oyundu diyelim ve bitirelim. Kesinlikle denemeniz gereken bir deste arkadaşlar. Yani biraz daha uğraşsam 12 galibiyette gerçekten yaparım. Ki farklı challenge'lar yapa yapa 9'a geldim. Bari alt şeyi de açalım. Evet, efsanevi geldi şu anda. Kalbim temiz yani. O yüzden ve Mega Şövalye geldi. Bilmiyorum yani. Bu arada 2 tane geldi. 2 tane nasıl geliyor? Onu hiç anlamadım. 2 tane Mega Şövalye geldi. Biraz garip oldu ama. Sonuç olarak kesinlikle arkadaşlar denemeniz gereken bir deste olduğunu düşünüyorum. Mükemmel bir destedir. Son maçta tabi Dark Goblin'i ve Alev'in olmasından dolayı kazanamasak da genel olarak mükemmel bir deste. Umarım sizler için de faydalı bir video olmuştur. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşmek üzere.